Herkese merhaba, ben Ebru Karaduman, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sevgili anne adaylarıyla güzel bir yolculuktayız. Ben de bu süreci doya doya yaşıyorum. Ve sabahları gerçekten bazen güne başlamak çok zor oluyor. İşte mide bulantısı, bitmeyen açlık hissi, gece tuvalete kalkmaktan uykumu alamamak gibi bazı süreçler yaşıyorum ve sabah bakıyorum çok yorgun, uykusuz ya da gergin hissediyorum. Hemen bir matı seriyorum ve yoga akışına, aslında biraz da stretching akışına kendimi bırakıyorum. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve tabii ki güne herkesten önce bebeğimle bu mat üzerinde iletişim kurarak başlamak da bana çok iyi geliyor. O yüzden hadi gelin bize eşlik edin. Her sabah ya da kendinizi zorda hissettiğiniz sabahlar bu akışı uygulayarak güne çok daha zinde, mutlu ve keyifli başlayabilirsiniz. Hazırsanız tek ihtiyacınız varsa bir bolster ya da minder ve yoga kemeri. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, güne böyle başlamak gerçekten çok kıymetli. O yüzden önce bedenimize, bebeğimize, ruhumuza teşekkür edelim. Hadi gel, ellerini dizlerinin üzerine yerleştir, gözlerini kapat. Bu akış için, bugün için niyetini belirle. Bebeğinle kendi içinde bir iletişim kur, konuş. Nefes al burnundan, nefes ver ağzından. Şükret. Bugün de iyisin. Güne güzel başlamak için kendine zaman ayırdın. Şimdi gel, gözlerini aç ve benimle buluş. Derin nefes alırken kollarını yukarıya kaldır. Nefes ver, kollarını yavaşça indir. Nefes al, kollar yukarı. Nefes ver aşağıya. Tekrar nefes al, kollar yukarıda. Şimdi yavaşça şöyle ellerine doğru bak. Şöyle kollarını hafif geriye götürebildiğin kadar götür. Ve indir. Boynunu sağa doğru yatır. Kapat gözlerini, biraz bekle. Gel diğer tarafta. Gözlerin kapalı, başını sola yatır. Bekle. Şimdi aç gözlerini. Ellerini şöyle minderinin ya da bolsterinin arkasına yerleştir. Şöyle nefes alırken göğsünü aç. Şöyle omuzlarını sanki birisi buradan ittiriyormuş gibi ittir. Oh. Şimdi şöyle kapan. Kontrollü kendi bedenini, bebeğini dinle. Ve nefes ver, tekrar aç. Kürek kemiklerini, sırt kaslarını uyandır. Gel şöyle kapan. Bir daha aç göğsünü. Başını böyle çok fazla yatırma. Hafif yukarıya bak. Tekrar. Kapan. Süper. Şimdi şöyle bir döndüm. Ters kol, ters bacak. Arkadaki elin minderinin üzerinde. Gel diğer tarafa. Bunu biraz dinamik yapıyoruz. Hop, sağdayım. Nefes aldım. Tekrar nefes verirken diğer taraftayım. Uf. Uf.
Zaten evet, artık biz normal insanlar değiliz ve kan akışımız çok daha hızlı, çabuk yoruluyoruz. Ama kondisyonumuzu arttırmak bizim elimizde. Evet, şimdi sağ elini uzat, şöyle çek bakalım parmaklarını, hatta baş parmağını da al. Şimdi diğeri. Süpersin. Evet. Şimdi buradan dört ayak pozisyonuna beraber gelelim. Gel dört ayak pozisyonuna. Kedi pozisyonundayım. Eğer dizlerinde bir sıkıntı varsa mutlaka altına havlu ya da battaniye koymanı öneririm. Ellerini birazcık öne taşı. Bacakları mutlaka açık olsun. Şöyle kabaran bir kedi pozisyonuna gel. Buradan yavaşça göbeğini aşağıya bırak. Nefes al, kabart göğsünü. Ver nefes. Tekrar göğsünü kabarttın. Ve burada başını hiçbir zaman çok geriye yatırma. Kaçıncı aydasın? O tamamen hepimizin hikayesi, ayı farklı ama ortak noktamız bir bebeğimizin olduğu ve iki, belki de üç kalbin bir arada vücudumuzda atıyor olması. Şimdi burada sağ kolunu kaldır, bekle. Solu kaldır, bekle. Şimdi yine göbeğinin el verdiği şekilde bak. Sağ kolunu kaldırdın, tamam mı? Şöyle içeriden geçir. Omzunu yatır, avuç için yere baksın. Biraz bekle. Bacakları mutlaka açık olsun. Şöyle başını da yukarıya doğru çevir. Çok iyi gelecek. Bunlar kontrollü, bedenini dinle. Diğer tarafa geçtim. Nefes al, nefes ver. Bekle. Evet. Burada şimdi bak şöyle bir rahatlat omurgayı, kalçayı, kasıkları. Soldan sağa doğru geliyorum. Yavaş, kontrollü. Şimdi diğer tarafa. Oh, bütün kaslar uyansın. Rahatla. Wow. Çok iyi. Şöyle gel bir bekleme yapalım. İki elini yumruk yap. Bacakların açık olsun. Göbeğine alan bırak. Hamileliğin kaçıncı ayında olursan ol, bu hareketleri rahatlıkla uygulayabilirsin. Sadece açılarımız farklı, hissettiklerimiz farklı ama dediğim gibi birçok noktada aynı yerdeyiz. Şimdi buradan şöyle biraz daha dinamik streçle. Yavaşça, kontrollü bir şekilde gel. Oh. Bak, bir bacağını aldın. Şu ellerinden destek al. Bu. Yine kasıkları, kalçayı çok rahatlatacak. Ellerinden destek al. Mala sana. Burada şimdi şöyle bekle bakalım. Eğer zorlanıyorsan, dediğim gibi şu anda ikizleri olan, üçüzleri olan ya da doğuma çok yaklaşanlar var olabilir. Al bolsterini, otur ya da bir minder al, otur ve burada sadece bekle. Okay? İyiysen şöyle biraz oynayabilirsin.
Dediğim gibi hepimizin hikayesi ve süreci farklı. O yüzden yardımcı materyaller kullanabiliriz her zaman. Şimdi biraz... Evet. Gel bekle, kapat gözlerini. Oh. Çok iyi. Şimdi yavaş yavaş kalça ve kasıklara odaklanmak istiyorum. Şimdi önce şöyle başlayalım. Bak, bir bacağını al, diğerini uzat, kemerini al. Burada sadece topuğunu yerden kaldır, bekle. Çok da açılmasına gerek yok. Güzel. Şimdi gel kontrollü bir şekilde. Diğer taraf. Oh, nasıl hissediyorsun? Ben şu an yani gerçekten bu bedenime bu dokunuşları yaptıktan sonra güne başladığımda arkadan böyle ılık bir duş çok daha iyi hissediyorum. Yürüyüşlerini bu arada hiç aksatma. Bazen çok zor oluyor eminim. Bana da öyle geliyor bazen böyle hiçbir şey yapmak istemiyor canım ama yine de vazgeçmiyorum. Azimli bir şekilde. Şimdi güvercin pozuna geleceğiz. Şöyle kontrollü, yine yavaş hareketler. Bak. Bir bacağımı dört ayak pozisyonundan şöyle sağ bacağımı öne alıp katlıyorum. Diğeri arkada kaldı. Eğer kalçanın altında müthiş bir boşluk varsa oraya bir yine minder koyabilirsin. Şimdi göstereceğim onu da diğer tarafta. Hatta ben sizin için göstereyim şöyle. Örneğin geldin minder ya da yoga bloğu da olabilir. Şöyle de destek alabilirsin. Ama benim kalçam yere yaklaştığı için tabii çok mindere ihtiyacım olmuyor ama kalçası çok yukarıda olanlar. Ve yine bebeğinin ve karnının sana verdiği açıya ve desteğe göre dilersen, tabii spor geçmişine de bağlı, şöyle öne de kapanıp bekleyebilirsin. Wow, güzel bir kalça açıcı. Çok zorlamamakta fayda var hamilelikte kalçadaki kalçayla çok fazla baskı uygulamamak. Güvenli olan, nasıl iyi hissediyorsan yavaşça bu taraftan çıkıp diğer tarafa gelebilirsin. Dediğim gibi mutlaka doktorunuza danışıyor olun. Egzersiz süreçlerinizi, işte özel durumları olanlar olabilir. İyiysen, hiçbir engelin yoksa mutlaka hareket ediyor olmak çok daha iyi hissettirecek. Oh, bol bol su içmek bu dönemde çok kıymetli. Her zaman öyle ama bu dönemde ekstra. Wow. Şimdi buradan şöyle herkes kendi açısında yine aslında postura almakta fayda var. İki bacağını da aç. Ve burada bekle bakalım birazcık. Şu topukları çekersen daha da hissedeceksin. Şöyle bacaklarına masaj yap. Ne kadar egzersizli, dolu dolu bir hamilelik geçirirsen o kadar aslında doğuma yaklaşırken olacak ödem minimalize oluyor. İşte tabii ki yediğimize, içtiğimize engel olamıyoruz. O konuda çok müzdaribim. Devamlı bir karın açlığı pozisyonunda ama hani sık sık yiyip az az küçük porsiyonlarla gitmek
Ya tabii ki sağlıklı seçimlerden yana olmak kıymetli. Tabii ki bebeğimizi beslemek için de belli. Birçok besin grubunu, proteiniydi, karbonhidratıydı, mineraliydi almak çok önemli. Ben de artık hani bazen eskiden kendimi hor kullanıyordum ama şu süreçte hayır. O yüzden o seçimler de önemli. Zaten hani eminim herkes çok özenli ve bilinçlidir bu konuda. Ama ben de fırsat bulmuşken söylemek istedim. Hadi gel. Şöyle yavaş yavaş. Ah, nasıl hissediyorsun? Şu an kollara, boyna, işte belimize, kalçaya, kasıklara, her yere dokunduk. Sabah için tadında, kararında tatlı bir akış yapmak istedim. Çok uzatmadan, çok yormadan ama gerçekten hani o dokunuşlarla günü çok daha kaliteli geçirmeye elverişli bir akış olsun istedim. O yüzden şimdi herkesi kendine bırakıyorum. Dilersen şavasana yapabilirsin. Dilersen benimle birlikte şöyle bir niyetine, ayırdığın vakte, bebeğine teşekkür ederek namaste diyebiliriz. Yeni bir akışta, yeni deneyimlerde, yeni sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Kendine ve bebeğine iyi bak.